olmayanda meseleler vücut bulurken, dünyayı hassasiyetle ilgilendiren bir diğer mevzu da Asya'da devam etmekte olan Kore Harbi'dir. Malum olunduğu gibi harp birinci senesini tamamlamıştır. Kore Harbi'nin birinci seneyi devriyesinde durum şöyledir. Kanlı savaşların cereyanındaki cephenin merkez kesiminde komünistler Kore'de Birleşmiş Milletler'le komünist kuvvetler arasında adam adama, top topa, teyare teyareye yapılan mücadele... Hayrola kurban? Ne oluyor burada? Raşit Kerim'i tanıyorsun. Yok. Kiraya vermiş dükkanı. Adam zekalı. Hem buradan hem Çitlik'ten ne bağlanıyor. Kiraya vermiş ha mı? Hayır. Berber Hasan'a vermiş. Hasan mı? O kim ya? Aha. Orada. ...şimalinde cereyan etmiştir. Düşmanın batı cephesine bugünlerde yeniden taze kuvvet yığdığı müşahede edilmiştir. Buyur kurban. Tıraş mı olacaksın? Karargahının bugün açıkladığına göre hava kuvvetleriyle işbirliği yapan... Eğer ajans dinleyeceksen çay içeceksin. Sabah Doğu sahilinde Wonsan şehrini alevler içinde bırakmıştır. Diğer kamyonlara verdirilen hasarlar malum değilse de bunların geniş ölçüde zarar gördükleri tahmin edilmektedir. Bu mevzuya ilişkin haber... Lan baba, adama bak hele. Sinekten yağ çıkarıyor şerefsizin. Yuh olsun, gözünü toprak doyursun. Dur hele dur, biz de bir iyilik düşündük zaten. Baba, fabrikadan sırf bu iş için izin aldım, hemencek halledek şu işi. He, halledek. Göstereceğim o hırpoya. O dükkan işlemeyecek. İşlemeyecek tabii baba, işlemeyecek. O bizi bu hallere düşürdü, biz de elimizden geleni ardımıza koymayalım. Ah. Bence bu dükkan işlemez. Neden işlemez? İşletmezler. Rahatsız olursun. Camın kırılır. Tavan kafana çöker. Sonra uyuz diye adın çıkar mesela. Böyle kimse yanına yanaşmaz. Tek mil yalnız kalırsın bu dükkanda. Kirayı da verdiğinle kalırsın. Ha, sonra başın ağrır. O yüzden sen... Gel bu sevdadan vazgeç. Yoksa pişman olursun. O zaman ben de çok üzülürüm. He, benim babam çok üzülür bilir mi? Lan baba, ben ne diyorum? Yarın sabah fabrikaya giderken gelip bakayım. Bu hala buradaysa... Vay ki vay. Lan bak koçum, sen bir düşün, tamam. Yarın sabah biz buraya geldiğimizde bu dükkan açık olmayacak. Ha? Hadi, 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 hadi. Hadi. Hayırlı işler. Yok camlar kırılırmış. Yok hakkımda uyuz diye sözler çıkarmış. Tehditleri savurup gittiler. Ya şimdi sen onları boş ver. Sen dükkandan memnun musun, onu deyiver hele. Memnun olmasına memnunum. Ama bunlarla uğraşamam ben Reşit Ağa. Canım bir hal çaresi bulacağız elbet. Ortalığı bu çakal sürüsüne bırakacak değiliz, değil mi? Ne çaresi bulacak? Yarın sabahla gelecek dediler. Dükkan açık bulurlarsa yakacaklar beni, yakacaklar. O kadar kolay mı? Sen şimdi o işi bana bırak. Sabahleyin git. Güzelce dükkanı aç, tamam mı? Hadi bakalım, hadi. Thank you.
Sen bizim dediğimizi pek anlamadın galiba Şerif. Adam gibi de anlattıydık halbuki. Değil mi baba? O vakit başka türlü anlatak. Çek git lan buradan. İstemiyoruz seni burada. Bak, bu sana son ikazımız. Yoksa bu dükkanı dağıtırız. Sen bizi tanımıyorsun galiba. Mesela bana Deli Cemşir derler. He, bana da Deli Hamza derler. Hop, ağır olun bakalım. Burada da ne çok deli varmış. Gözdağı vermenin suç olduğunu bilmiyor musunuz siz? Ay, yanlış anladın galiba komutan. Ne gözdağı vermesi? Olur mu öyle şey? Dağ başı mı burası? Eşkıya mısınız siz? Yok komutan. Sen yanlış anladın. Biz tıraş olmaya gelmiştik. Tıraş olmaya geldik. Madem ki müsait değil kardeş, biz sonra geliriz. Beni aptal mı sandınız ulan? Ali Kıran, baş kesen misiniz siz? Falakaya mı yatmak istiyorsunuz? Bu dükkanın çöpüne zarar gelirse sizden bilirim. Hadi marş marş, dışarı! Emredersiniz komutanım. Ulan komutanı bile bağlamış. Ne kuyruklu tazı şuna işte. Ya o adamı tıraş bahanesiyle dükkana getirtmiş. Korkulur vallahi. Keşke işe giderken uğrayacağımızı demeyeydik. Lan baba, ya keşke demeyeydik. Yoksa nereden bilecektin ne vakit geleceğimizi? Rezil ettiniz, rezil. Ya suya götürüp susuz getirir ha. Ulan Reşit, ulan Reşit. Ama şu soysuzun adını dedim sana. Hadi yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.